Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Bizi, hepimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı, İslam'a gönül verenleri, İslam'a gönül verenleri, dua edenleri, zerre kadar hissesi olanları Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, taunlardan, depremlerden, yangınlardan, tufanlardan hıfz-ı emin eylesin inşallah. Amin ya Rabbel Alem. Amin. Geceniz mübarek olsun. Hemen belirteyim, Risale-i Nur dersi değildir bugün. Bu dersin mazinin birikimi, mazinin bize giydirdikleri, maziyi kastettiğim ömrümüzün abilerin yanında geçti çok şükür. Onlardan aldığım notlar, noktayı nazarlar, perdenin arkasında gözükmeyen kahramanlar, çok az benim katkım var ama ben sözcüyüm, vitrindeyim. Böyle bilin bu konuşacağım mevzu. Mevzunun emniyetine binaen, mazinin birikimi, bize giydirdikleri, çok vatan, hizmet, din, Kur'an kahramanları var perde arkasında. Vatan, millet, bayrak, hizmet, dava, bunların şeyi var, kahramanları var. Onlara biz perde oluyoruz, yani ifade ediyoruz. Böyle bakın, bu dersin ifadesi bana düştü. Benim de katkım çok azdır. Yani belki de cümleleri kurmuşum, şey yapmışım. Küfran nimeti olmasın, çok az katkım var. Böyle bakılması lazım. Lütfen çok önemli dikkat edin. Mevzu şu. Mescid-i Aksa, Kudüs, İsrail, Baalbek, Asya Şurası, İttihad İslam, Mehdi, Ayasofya, Taksim Camii. Bu başlıklar korkutmasın, bir saat alır. Çok kısa kısa nakledeceğim. Kah Risale'den siz biliyorsunuz. Kah ehillerinin bana verdiği ayetler. O kadar hakimler ki Kur'an'a, bana ayetleri de verdiler. Verdikleri ayetlerin onda birisini yazdım. Onu da söyleyeyim. Hep söylediğim şeylerde ayetleri var, ben dedim şey yapmayayım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü meseleye de bu cümle herhalde çözüm olur. İsabetli düşünebilmek için doğru malzemelerle doğru düşünmeli. Sonuçtan baş taraftaki sürece bakmalı. Sonucu bilmiyorsanız bilenlerden öğren der Kur'an. Mesela örnek, öyle örnek veriyorlar ki hayatın içinde olsun. Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Sonuç rahmettir. Gadab bloku olmuştur. Rahmet ilahi esastır. Bir daha. Rahmet ilahi esastır, sonuçtur. Sonuçtan sürece bakacağım şimdi. Rahmet ilahi esastır. Ve ma rabbuke bizelamin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntakim diye başlamaması. Rahmet ilahi asıldır. O sonuca göre bakıyorum. Canım nasıl sıkı çıkacak? Rahmet ilahiye göre çıkacak. Kabire nasıl gireceğim? Rahmet ilahiye göre olacak. Nünker mekir bana nasıl gelecek? Rahmeti ilahiye göre olacak. Haşir meydanında nasıl hesap vereceğim?
Rahmet-i İlahi'ye göre olacak. Sırat Köprüsü'ne nasıl geçeceğim? Rahmet-i İlahi'ye göre olacak. Nereye göre yorumladım? Sonuç rahmet-i İlahi'ye, süreç baş. Düşüncelerimizi, itikadımızı sonuca göre, fiiliyatımızı mukaddemeye göre yapacağız. Yani düşünürken, mesela niye bunu yapmıyorsun? Haram. Bunu niye demiyorsun? Kulakkıdır ya. Yani klavyede bana parmakla yazı yazarım, gönderirim ama küfür ederim, hakaret ederim, bilmem, takdir ederim, tenkit ederim. Bu kulakkı ne olacak? Niçin? Ahireti düşünmeye göre bunu seni men eder. Sonuca göre süreç böyle başlar. Tersi yaparsanız, tersi, yani sonucu bilmeden süreci yorumlarsanız, siyaset nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, İsrail ne aldı, Mescid-i Aksa ne olacak? Yani her kafadan ses çıkar, hiçbir şeye varamazsınız, doğru varsanız bile vardığınızı bilemezsiniz. Her şeyde kullanın, ailede kullanın, örnek vereyim. Evde kavgalar var. Ben bu aileyi kurtarmak istiyorum, çoluk çocuğuma baba anne olmak istiyorum, baba veya anne olmak istiyorum. Aileyi kurtaracağım ben ya, ne olursa olsun. Sonuç bu mu? O zaman bütün o kusurlar gözükmez. Sonuca göre süreci yönet. Ha, bu düşünce, fiil ise sonuca göre değil, sürece göre yapmak. Ne yapman gerekiyor şimdi onu yap. Bu akşam ne yapmam lazım? Oturabilirim, çay da içebilirim, açmam canlı yayın. Başka şekilde yapabilirim. Demek ki ne yapman gerekiyorsa, bugün Mayıs, Haziran, tohum atman gerekiyor. Temmuz, Ağustos'da sürgün alacaksın. Yani malzeme alacaksın. Bugün atman gerekiyor. O zaman bugün tarlayı ekeceksin. Yani fiili ne iktiza ediyorsa adetullah'a uyacağız. Düşüncemiz rezak Allah'tır. Tamam mı abiler? En çok sorulan sorulardan da bir tanesi Cesase hadisidir. Cesase adada hadis, Cesase hadisi diye, ben uzun olmasın, yazarsanız çıkar Diyanet'in ansiklopedisinde görürsünüz. Cesase bir hadisi, orada bir şey vardır, Deccal ve Süfyan vardır o adada, zamanını bekliyor. Yaklaşanlara, o adaya çıkanlara nereden geldin dermiş. Cesase, o Deccal, Süfyan, nereden geldin? Falan memleketten. Şu oldu mu? Oldu. Şu oldu mu? Oldu. Şu olmadı. Ha, daha zamanım var. Bir hatırlatmak için söyleyeyim. Cesase hadisindeki ada İngiltere'dir. 1900 ne demen, ne için söylüyorsun? 1919'da İstanbul'u işgal ettikleri zaman İngilizler gemilerle fahişe, içki ve esrar taşımışlar. Bunlara karşı Anadolu evlatlarını bozmak için yaptılar bunları. Anadolu evlatlarını da kurtarmak adına başta Bediüzzaman olmak üzere Yeşilay Cemiyeti'ni kurdular ustad. Yani ustad da var. Gemilerle fahişe, içki, ben uydurmuyorum. Aynı bu üç tane. Fahişe, içki ve esrar getirmişler. İngiliz İslam'ın düşmanı oluşu der ustad, eski eserinde Divan-ı Harbi Öfi'de geçer. İngilizler dinimize, diğer milletler hayatımıza düşmandır. Niçin yaşıyorsun diğerleri der. İngilizler ise niçin Müslümansın, niçin iman ettin. Onun için İngiliz İslam'ın ezeli düşmanıdır. Ama İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'da sen de ben de ikiyiz. Genel değildir. Dinsiz tarafı var, hakperest tarafları da var. Fransız ihtilali ile ilk önce sosyalizm, sonra bolşevizm, sonra da Gafur, Fransız ihtilali ile sosyalizm türedi, usta söylüyor. Sonra bolşevizm, sonra da komünizm tahavül etti. Komünizme Çin ifrat ederek geçti.
kurtulmak isterken globalistler kapitalizmi sardılar. Ondan da çıkacak. Niye? Parayla çalışıyor. Ama öyle bir döneme gelecek ki çalıştığı yere ortak olacak. Malikiyet ve serbestiyet olacak. Ona gidiyor her taraf. Onun için olacak malikiyet ve serbestiyet. İşçi olmak, paralı memur olmak, şey olmak değil. Çalıştığın yerin patronu olacaksın. Demek ki süreç ne? Fransız ihtilali sosyalizmi, sosyalizm bolşevizmi, bolşevizlik komünisti, komünistlikten kurtulmaya çalışanları globalistler kapitalizmi, kapitalizm sağ durak, malikiyet ve serbestiyet patlayacak inşallah. Son yeri sayfaya dönüyorum. Burası da çok önemli. 1945'te Türkiye ve Orta Doğu'nu İngilizler Amerika'ya kaptırdılar. Şu anda dikkat. Sisteme bakın Türkiye'deki idi. Şimdi değil. Jandarmayı Fransızların kontrolündeydi. Jandarma Fransızcadır. Fransız kuruluşudur. Türkiye'deki jandarma Fransızların, Türkiye'deki askeri ve ticari sistem Almanlara aitti. Türkiye'deki siyaset ve eğitim İngilizlere verilmişti. Fakat Ayasofya ve Taksim'deki camiyle siyasi, içtimai ve ekonomide galibiyetin olduğuna alındığına delildir. İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Hiç olacak şey mi ya jandarma? Ordu İçişleri'ne bağlanacak. Olacak şey mi ya? Şu anda öyle de. Şu an şaşırıyor. Şimdi ne diyorsun diyorsun. Siz yaşamamışsınız onu. Şimdi abi Filistin'de bir taraf var Hamas, bir taraf da Ramallah. Mahmut Abbas tarafı var. Yani ya niye birlik değiller Filistin'de iki tane? Filistin'in Ramallah, Mahmut Abbas tarafı laikçilerdir. Hamas'ta Hamas tarafı ise Ehl-i Sünnet olan Celaleddin-i Harcemşah'ın torunları olan Türklerdir. Hamas Türktür. Arapça konuşan, Araplaşmış gibi olan Türktür. Ramallah tarafı ise okudum ansiklopedide Rumlardan Filistin'e geçip fakat sonra Müslümanlaşıp Araplaşan Rumlar olduğunu söylüyor. Diyanet'in ansiklopedisini öyle yazar. Ramallah, Mahmut Abad tarafı ama naklettim onu ama şu andaki durumu söylüyorum. Mahmut Abbas tarafı Türkiye'deki gibi laikçilerdir. Hamas tarafı Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan Celaleddin-i Harzeşam torunları olan Türklerdir. Harzemiler derler. Arap dünyası Hamas tarafına Harzemiler derler. Hatırladığım kadar 10 bin galiba. Celaleddin-i Harcemşah fethettiği zaman oraya 10 bin Türk çadırını bırakmış. Türk. Şeyde de var o. Libya'da da var onlar. Kuveyt'te de var. Katar'da da var bunlar. Onun için Harzemiler derler. Celaleddin Harcemşah'ın torunları olan Türklerdir. Onun için kahramandırlar bunlar. Bunlar İsrail'i gayeleri nedir? Gayelerini söylüyorum. Harzemiler yani Hamas'ın Ehl-i Sünnet İsrail'i meşgul edip zaman kazanarak Türkiye'nin her konuda güçlü güç kazanmasına sebep oluyorlar. Meşgul ediyorlar. Son şeyimiz, maddemiz Büyük Mehdi olan hulasa. Büyük Mehdi olan rivayetlerde gelen Mehdi Ali Resul, Mehdi Ali Resul Bediüzzaman'dır. Asıl mucedidi Risale-i Nur külliyatıdır. İman hizmeti ahir zamanda Risale-i Nur ve cemaati yapıyor. Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın o gemisi ne diyor gemisi için 131 Kastamonu'da diyor ki Nuh'un gemisi bu zamanda İman hizmeti olan hizmet-i imaniyedir. Hizmet-i imaniye giren zelzele, yangın,
taun ve tufanından kurtulur diyor. İnşallah iman hizmetini diyor, Risale-i Nur hizmeti yapmıştır ve içerisinden hayat ve şeriat dairesine alakalı Mehdi de gelmiş ve gelecektir inşallah. Gelince ne yapacaklar? Sikke-i Tasdik-i Gaybi 9. sayfada Risale-i Nur'u hazır bir program yapacaktır. Biz de diyor Ustad 173 Kastamonu 163 Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'de değişik olabilir. 163-173. Orada diyor ki biz diyor o siyasi Mehdi geldiği zaman kabrimizde olacağız ve o icraatları şimdi ekilen tohumlar neşinema bulmasını kabrimizden seyredeceğiz diyor. Böylelikle 1,5 saat oldu ve ben de zaten konumu bitirdim. Daha hiç şeylerle meşgul olmayın. Unutmayın. Her şeyin sureti, paketin sureti atlatabilir. Aynı oldu da olabilir. Sureti gir içeriye kanuniyeti, gir içeriye hakikati, mahiyeti. Ne demek? Sureti eylemdedir. Kanuniyet insandadır. Hakikati esma-i ilahiyedir. Mahiyeti Allah'ın zatındadır. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Takılmayın şahıslara, olaylara, hadiselere. Aynen ayağımıza çemle taksalar da, kuyularda açsalar, karşımızda bir yangın var. Gökleri yükseliyor, evladımız yanıyor, çoluk çocuğumuz yanıyor. Onların imanını kurtarmaya koşarken birileri çemle takmış, tutmuşlar bize. Gitme, yapma, ne yapıyorsun? Küfür ederler, kâps ederler, hakaret ederler. Türlü türlü görmediğim eza cefa kalmadım. İftar, Ramazan, iftar yemeğime bile diyor zehir koydular diyor. Tarihçede son tarafta. Tamam mı? 658'de. Yani usta da koğuşuna jandarma koymuşlar, içeride zehirlemişler. İftar çorbasına zehir koymuşlar. Türlü türlü hakaret. Her türlü bulunduğu koğuşa namaz kılamasın diye şeyin lağımı bağladılar. Ve o duvarın kalın, eski binalar kalındı. Camın kenarına çıkarak o duvarın kalını orada namaz kılarak şu kadar ifade etti. Menzilimde, şu anlarda geçiyor. Menzilimde fena çirkin kokular ziyadeleşti. Onun, o böyle diyen bir ustadın talebesiyiz. Hedefimiz vardır. Çemle takarlar, ateşe atarlar, kuyu yaparlar, tutarlar, küfrederler, hakaret ederler. Bu yol böyle kardeşim, taştı, çamurlu. Kimisi iyi niyette, kimisi kötü niyette. İnşallah istifade edilmiştir. Ben burada kesiyorum. Sorusu Fatiha'dan sonra olabilir. Vâhir davâhu menilhamdülillâ rabbil âlemin. Ya Rabbi, bunları bana yaptırdın. Sonuç oldu mu bu? 1,5 saat geçmiş mi abi? Geçmiş kader midir? Gelecek teklif. Şu anda kader. Bu oldu. Doğru veya yanlış. Allah'ım bana bunları yaptıran, söylettiren, bunları hazırlatıp benim elime veren hep senin esmandır. Bunları bana ifade ettiren, hazırlatıp birilerle hazırlatıp bana veren hep senin esmandır. Esmanın dışında hiçbir şey yoktur. Bize bununla bu şekilde esmanı ifade ediyorsun. Bu esmanın hürmetine esmanın sahibisin. Bu esmaları vasıta ve vesile ve şefaatçi yapıp Allah'ım ehli imanı, Müslümanları, nur talebeleri, hasreten kardeşlerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve ehli imanı affeyle Allah'ım. Onları insi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, zelzele, yangınlardan, taun ve tufanlardan, salgın hastalıklardan hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Eğer vakitleri gelmişse iman ile, Kur'an ile, dava ile, talebi ulum unvanıyla, nur talebesi unvanıyla terhis etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'lığın hatırına Allah'ım riyakarane belki söylediğimiz, ya Rabbi söylemeye çalıştığımız ama ifade edemediğimiz niyetimizi, hakikatimizi, hissiyatımızı, şuurumuzu sen biliyorsun Allah'ım. Niyetimizde değil, senin zatına ve sana nasıl yakışıyorsa bize öyle muamele eyle ya Rabbi. Bizi hizmet imaniye, Kur'an'ı da daim kayım, sayım eyle ya Rabbi. Bu vesileyle
geçmişimizde yaptıklarımızı niye yaptın, niye yapmadın, niye dedin, niye demedin, itabına, şiddetine, ikazına vesairesine sebep olacak fiil, sözler, her türlü razı olmadığın şeyleri yübedilullah seyyatım hasana sırınca onları kök yapısını, genetiğini değiştirerek iyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylil, evamiri tekviniyelerini değiştirerek hasenata tebdil eyle ya Rabbel alemin. Şu anda bu haleti, bu manaları, bu sureti bize nasip eden Esma'nın hürmetine, ya Rab sen öyle diyorsun, vesile ve vasıta ile bana varın, vesile ve vasıta yapın. Allah Resulü'nü vesile yapıyoruz, Kur'an'ı vesile yapıyoruz, Risale-i Şahs-ı Manevisi'ni vesile yapıyoruz, sana iman edenleri vesile yapıyoruz, senin razı olduğun her şeyi vesile yapıyoruz, Allah'lığını sana vesile yapıyoruz. Ya Rab, bunların hürmetine bizi, kardeşlerimizi, nur talebelerini, Müslümanları affeyle Allah'ım. Onları hakikatına rızan dairesinde mazar eyle. Onları Allah'ım hizmet imani, Kur'an-ı unvanı ile iştirak-ı amaliye sırrına mazar olarak teris edip rızana mazar eyle. Ya Erhamer Rahimin, ya Rahman, ya Rahim. Ya Erhamur Rahimin ve ahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. İzin verir misin Can Üstad'ın? Söyle Amir. Can Üstad'ın Suret-i Kasas ayet 5. Ve nuridu ennemunne alellezine stud'ifu fil ardi ve nec'alehum eyyime ve nec'alehum varisin. Ve nuridu ennemunne alellezine stud'ifu rasailin nurdir. وَنُمْكِنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ كُفِرْ وَوَحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِي وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَرْضِعِي بُو بَارْلَادَ كُفِرْلَرِ رِسَالِ بَدِعُ الزَّمَانِ أَرْضَى Orada çekildi ve orada süt, resayin-i süttür. Lebenen halisen saigen li şaribi. Ve bir tane vardır bir ayet. İza ca'a nasrullahi vel feteh. Ma'a iza ca'a nasrullahi marraten uhra. İnşallah. İnşallah. Ya Rabbel Alemin. Böyle Allah razı olsun ebeden daima. Maşallah. Allah gönlüne kuvvet versin. Bir kardeş bir şey yazmış. Çin Asya şurasında ise iman tarafına geçmiş olmuyor mu? İnşallah Çin'in kendi yerli halkı Ahmet'im sevgili avukatımdır. Çin yerli 300 milyon Müslümanı vardır. Çinlidir. 140 milyon Doğu Türkistan şeyi vardır. Çin bu süreçleri bizim gibi çekmeye devam ediyor. Fakat son şeyine geldi. Mao 1975'te galiba öyle okumuştum. Onda öldüğü zaman çıkmaya çalıştı. Herhalde 75 miydi? 1900 herhalde 75 sanet öyle naklettim. Yanlış olmasın diye. Komünistlikten çıkmaya çalışınca globalistler kapitalizmi sardı, onlara giydirdi. Direniyor. Niçin direniyor? Nereden bu? Bak arkadaşlar, artık küre arz bir şehir haline gelmiş. 123 Mesnevi Nuriye. Şehir haline gelmiş. Evet, internetten şeylerin zararları olmakla beraber. Bak diğer tarafta, biz mesela Kore'de, şurada burada her şeyi biliyoruz. Onlar da giriyor. Onlarda da görürsünüz kısmen haberlerde. Ama globalistlerin elinde olduğu için haber gelmiyor. Yürüyüşler oluyor, ölüyorlar, şey yapıyorlar. Şimdi eskide 10 dolar, 20 dolarla çalışıyorlardı. 20 dolarla çalışıyorlardı. Şu anda maaş alıyor oradaki şey. Ama her tarafı görüyor. Ne yapacak şimdi? Türkiye'de de öyle maaşla çalışıyor. Komünistliği nasıl yırtacaklar?
malik olacak fabrikaya ve serbestiyet olacak. O kaideler, kuydular onlar kalkacak. Çünkü insanın fıtratına kaide koyamazsınız. İnsanın fıtratı böyle istiyor. Onun için şu anda Asya şurasındadır ama Çin komünist diyemeyiz değil. Komünistlik var. Kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'de laiklik vardır diye biz laik miyiz? Çin'de komünistlik vardır diye hepsi komünist mi? Hayır. Çin'de ikidir. İngiltere ikidir. Amerika ikidir. Sen ikisin, ben ikiyim. Avrupa ikidir. Ve yırtıyor. 300 milyon yerli ya Çinli var. Onun için piyasada olan şeylerle aldanmayın. Böyle resimlerle, videolarla gidip globalistler servis yapıyorlar. Biliyorsunuz kendileri senaryo yapıyorlar. Başka yerde yaptıkları bir şeyi orayı gösteriyorlar. Ediyorlar da ediyorlar. Bazı saflar da alet oluyor. Tamam, alet oluyor. Risale-i Nur bunların her şeyin hakikatini. Bak ustad diyor. Çin diyor hürriyette hür olacağım deyince balıklama atladı, ifrat etti diyor. Komünistliğin kucağına düştü diyor. Münazarat'ta söylüyor yani. 27. sayfada. Oraya düştü diyor. Ha, globaliste tam şey yaptılar. Mesela CHP'nin bir zulmü vardı. Şey 50'ye kadar bir halet içtimai oldu. Menderes'le şey yapacaklardı ama onu da böyle bir şey çevirdiler. Ustad onu da söyledi. Bunlar yaptı dedi ama muvaffak olamadı. Ama Allah hamdolsun şimdi devletin eliyle Risale-i Nur basılıyor. Ayasofya'yı söyledim. Taksim şeyi. Bu sadaka değil. Çok büyük bir sadaka hükmüne geçiyor. Başka bir sadakayı söyleyeyim. Nerede Müslüman varsa yardım edilmesi çok büyük bir sadakayı makbule yerine geçiyor. Müslümanlar Suriye'de her tarafa yardım ediyor. Ya nasıl oluyor? Allah kardeşim, artık her şeyi sebeple düşünmeyelim de sebebi bak. Ha, o tabutu sekine tabut. Onu da anladık neymiş. Sureti vardır. Bakarasını söyledi. Çıkacaktır, çıkmıştır. Nasıl diyeceğim? Ulum ve funun kimdeyse. Tekrar başa dönmeyeyim. Ondadır. Sureti kimdeyse. Hakikati ondadır. Adamda hakikati varsa, ulum ve funun bundaysa sureti de ondadır. Geceniz mübarek olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Allah razı olsun. Aleykümselam. Aleykümselam, Allah.